Şimdi ya şu kronoloji şöyle. Sana bir mesaj attım. Kronoloji şu. Hanımefendi senden ayrılıyor. Çocuklarıyla beraber gidiyor. Sonra hanımefendinin senin de ne kadar vicdansızmış annen ya. Ya hayattaysa yani Evet, bilmiyorum ama kadın o da bir hayatta. başka Ben senin vicdansızlık. çocuklarınla mı aldım dedik. Çocukları atmış kapıyı. Bu da kapı cam kırılmış bir şeyler anlatıyor. Ya öyle babalarına bakarsak o zaman hiç kimsenin çocuğunu sevmemesi Keşke lazım yani. Öyle şey olur mu bırakmasaydılar. babalı? Çocuk senin çocuğun yani. Babasından Evet. bana ne? Yani böyle olur mu bırakmışlar çocuğu? Bak kadın alıyor çocuklarını annesine gidiyor. Kronoloji şu. Sonra annesi alıyor teyzesiyle beraber bu çocukları senin kapına bırakıyor. Tamam. Gecenin bir Sonra yarısı. sen aradan 1,5 yıl sonra mı? Geçen 1,5 yıl sonra, 1,5 2 yıl sonra neyse onu da hatırlamıyorsun. Sonra Bir buçuk tekrar falan çok bir buçuk. değil. Hacer Hanım'ı alıp sen tekrar eve getiriyorsun. Bak 1,5 yıl diyelim. 2 yıl diyelim. 97'de. Evet, 97 97. değil mi? Sonra Hacer Hanım sana diyor ki benim oğlanla kız nerede diyor. Kızı İzmir'e evlatlık vermişsin. Zaten onlar da geri veriyorlar, getiriyorsun. Küçük oğlum nerede dediğinde de sana tam ne söyledi? Sarhoştum, hatırlamıyorum, birilerine verdim. O sırada benim küçük kız da dedi ki anne dedi bir araba geldi durdu falan. Ben de dedim ki bu çocuk iyi o zaman, düzenini bozma diyorlar. Yok, rahatı yerindedir, onu anne baba bilmiştir. Ben hep bunca sene bunların kafamda Dur şimdi bunca kurdum. seneyi geç. Sordun ilk ne dedi? Sarhoştum, hatırlamıyorum dedi. Verdim Sarhoştum. dedi. O kadar sarhoştum ki dedi, kime verdiğimi hatırlamıyorum dedi. Hatırlamıyorum dedi. Evet. Kız da dedi ki anne buraya bir arabalar yanaşıyordu dedi. Evet. Aslında gelen arabalara verdiği konusu senin kızınla anlattıklarınla Seyfi Bey'in anlattıklarıyla sen kafanda örtüştürdün. Evet. Kızım Yahut da söyledi siz bana. kızınıza annen geldiği zaman böyle diyeceksin diye telkinde bulundun. Kabul ettirdin ki kız annesini görür görmez anne bir araba geldi aldı götürdü şeklinde söylüyor. Durup dururken niye bunu söylesin? Eğer böyle bir şey yoksa sen bu ara bırakmışsan evin önüne gelen bir araba yok Ha, demek. diğer oğlu diyor ki babam öyle anlattığı için ablamda da kalabilir diyor. Şimdi benim konum şu. Geldi kadın. Oğlum, kızım nerede? Oğlum nerede? Kızı alıp getiriyorsun. Çünkü kızı aile de senden bıktıkları için geri veriyor ablanın iddiasına göre. Küçük oğluna da diyorsun ki çok sarhoştum. Birilerine verdim hatırlamıyorum. Evet. Şimdi beni geç. 30 yıl sonrasını geç. O gün niye Hacer Hanım'a ben fuarda bıraktım demedin? Evet, arardık, Asıl şimdiye benim kadar sorum daha o. çabuk bulunurdu. Üzerinden 1,5 yıl geçmiş. Hatırlıyorum, hatırlamıyorum, geçti falan mevzusu yok. Kadın eve gelmiş, çocuğunu soruyor. Üzerinden 1,5 yıl geçmiş. Çok sarhoştum ya da bakamadım. Hacer, fuara bıraktım. Gel gidelim Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan bakalım istersen. Ne güzel. Sen Hacer Hanım'a söylediğin çok sarhoştu, hatırlamıyorum. Neyi hatırlamıyorsun? O gün hatırlamadığını 30 yıl sonra şimdi fuar nereden çıktı? Ben aslında bu kadar basit, ben o kadar çok dolambaçlı istemiyorum. Hayat Ben çok basit çocuklarım aslında. için döndüm. O gün O her şeye rağmen sarhoştum. söyleseydin. O gün sarhoştum hatırlamadım dediğin kadına. Ha, niye 30 yıl sonra şimdi fuara bıraktım oldu? Niye o gün fuarı söylemedin? Nerede? Yaşıyor mu? O gün söylemek istememiş. Söylemek İnsan istemedi çünkü öyle bir kıyabilir şey ya. yoktu. Çünkü öyle bir şey yoktu. Fuar desen İnsan... fuar derdin. Fuar muar yoktu. Milleti de şimdi fuarları bilmem neleri gazeteleri arattın durdun Allah razı olsun herkesten değil ama fuar muar yoktu abi ne fuarı ya. Sen iki çocuğu bırakıp cebinde bir tane daha bir kutu bilmem ne alacağın parayı alıp da trene binip de o çocuğu fuara götürüp de yok Luna Park'a bindirip de geriye dönmezsin. Sen geç fuar işini. Sen o çocuğa ne oldu gel anlat. Ben anlatacağımı anlatmıyorum. Yani Abicim sen bak şimdi ama sen biliyorum onu söyledin yine de diye biz de söylüyorum. ama sen onu Yine de söyledin diye söylüyorum. de biz de Yani memleketçe sana inanmak zorunda değiliz ki. Ben hep bin söylüyorum o zaman. Ben de bin Amerika Birleşik Devletleri Başkanıyım. İnanıyor musun? İnanan inansın. Tamam ben söylüyorum. Sen ne diyorsun ki ben fuara bıraktım. Biz de inanıp inanmamakta özgürüz. Ama Allah da akıl vermiş. Niye karına söylemedin o? Aradan bir yıl geçmişken daha hafızan tazeydi o zaman. Madem bu kadar unutabiliyorsun bunları. Niye karına söylemedin Keşke fuar? söyleseydim. Keşke Keşke söyleseydin değil. söyleseydim yani. Ama keşke söyleseydin bunun cevabı olmaz. Neyse odur. Niye o gün fuar demedin? Yani işte o gün aynı şeyi söyleyebilseydim Hayır, keşke. sen şöyle düşünüyorsun çünkü. Fuar çok kalabalık. Oturdun kendin bir iki gün düşündün. Fuar çok kalabalık. Ben de çocuğu buraya bırakmışımdır. Bunlar da nereden bulacaklar? Ondan sonra veled dali nami yani. Fuara bıraktım. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Fuarda binlerce kişi. Ayrıca o fuara da yani kusura bakmayın da. Mesela ben İstanbul'dan gitsem o fuara giremez miyim?
Girebilirsiniz. Girebilirim değil mi? Doğru. Yani sadece İzmit halkına özel mi o fuar? Hayır. Değil. Hayır, o zaman biz niye hep İzmit, Facebook'tan İzmitlilere bakıyorsunuz? O zaman sen orada bıraktığında İstanbul'dan gelen birisi gelip o çocuğu alıp götüremez miydi? Götürürdü. Olabilir. Olabilir ya. Oğlun diyor ki yok İzmit'te benim kardeşimle beraber bana benzeyen birisi büyümüş. Sen şimdi İzmitli birinin Facebook'unu bulmuşsun. Ondan evvelki kazak çıktı. Yani işte bunlar hep çıkar. Yani çıkıyorsa daha ne çıksın? Zaten çocukların çok benzettiğiniz yaş, adam kuvvetle muhtemel işte, bir kazak. 90, benim oğlum diye cuma günü. Hatırlamaz ki fazla. Dediğin da. Çocuk kuvvetle muhtemel bir kazak vatandaş yani. Kazakistan'a mı evlatlık verildi senin çocuğun? Bir arkadaşlar ismi geçen kişilerin evlatlık alındığına dair hiçbir şeyimiz yok. Biz araştırıyoruz Facebook'taki şimdi çocuğu da. Yani öyle bir şey yok. Yani birisi vardır şu evlat edinilmiştir. Sen de dersin ki bu benim çocuğuma çok benziyor. Biz de gider meç etmeye çalışırız birbiriyle ama yok burada öyle bir şey. Doğru söylüyorsunuz. Sen de doğru. Evet abi fuarı da sen geç fuarı. Bak geç fuarı. Lütfen. Ben bu fuara zaten hiç inanmadım. Çünkü fuar mevzusunu sen bugüne kadar kimseye anlatmamışsın. Anlatmadım ben. He. Bir gerçeği anlattım ama. Ne gerçeği? Söyledim. Hani benden gerçek isteniyordu. He. Gerçek fuar. Niye gerçeği en başta daha güzel söyleyebilirdin. Sarhoştun ne yaptığımı hatırlamıyorum demekten fuara bıraktım. Daha güzel bir cevap. Belki o gün ona söyleyememişimdir. Öyle söylemek istememişimdir. Hacer'in kalbini kırmamak için mi? Hani zaten fuarı bıraksın şey söyleyemeyim. Neri kıracaksın daha? Hayır senin Hacer'e söyleyemedim yani birisi vardır böyle çok el üzerinde tutarsın da onu kırmamak için bazı şeyleri söyleyemezsin. Sizin öyle bir ilişkiniz yok ki maşallah. Bir de o... mazeretin daha kötü. Daha saçma. Yani başkasını daha çok yaralayan bir şey. Sarhoştum çocuk nereye gitti hatırlamıyorum. Kime verdin bilmiyorum. Çukura da düştü. Kime verdin bilmiyorum. Çukura da düşmüş olabilir. Bataklığa da düşmüş olabilir. Ya da birisi yoldan geçerken elinden tuttu aldı gitti olur. Yani daha iyi bir mazeret söylese. Mazeret falan değil. Gerçek bu. Ama sen gerçek söylemiyorsun yani, ki. Gerçek. Bugüne kadar bak. Buraya gelene kadar sen 30 küsur yıl. Spons hep başka bir mazeret söylüyorsun. Diyorsun ki bir araba geldi, aldı. Çocukların, onu da, çocuğun kardeşlerine de aynı şeyi yalnız söylüyorsun. Onu da meğer burada söylemiş. Hacer Hanım'a söylediği, çok sarhoştum, kime verdim bilmiyorum. Bir şey söyleyeceğim bak Seyfi abi, ben sana o yüzden ısrar ediyorum. Ben fuar olayına en başta inanmadım zaten yani. İnşallah da yanılırım. İnşallah. Ben her şeyde haklı olmak durumunda değilim. Olamam da zaten, olmak gibi bir şeyim de yok. Amacım da yok. Yanılayım. Ama bak ben şöyle yanılırım ya da bilirim. Kendi başıma oturduğum yerde değil, araştırırım, sorarım, konuşurum vesaire falan. Ona göre bir fikir beyan ederim. Yani bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olamazsın. Benim fikrimce sen o çocuğu fuara bırakmadın. Çünkü bak tarihler ortada vesaire falan filan. Senin hiç alakan yoktur. Hani hatırlamıyorum diyorsun ya. Sen geldin işe. Seni de anlamak lazım. Senin de boy boy çocuk bırakmışlar. 3 tane küçük çocuk bırakmışlar senin kapına. Bakamıyorsun, çalışman lazım. Seni de anlıyorum. Alkol problemi yaşıyorsun bir taraftan da. Karın evden gitmiş, onun sıkıntısını, üzüntüsünü yaşıyorsun. Bir gün geldin işten, bak ilk gün çok güzel bir şey anlattın. İlk beyan diyorum ya, ben o çocuğu geldim dedin, su arkının içinde buldum dedin. Doğru söylüyorsun. Geldin, bu çocuğu mu bulamadın? Bak karşıda bataklık denen o pisliklerin atıldığı bir yer varmış. Tarlanızın orada nehir var. Önünüzde yine su kanalı var. Sen köpek. Geldin bu çocuğu mu bulamadın? Bana dedi köpekler parçalar diye verdim. Yani bak köpeği de var, köpek de parçalar, 4 yaşında çocuk. Abi sen geldin onu mu bulamadın? Çünkü ben seni anlıyorum bak. Hani 3 tane çocukla çalışmak zorunda olsam ben ve 3, 4, 5 yaşında 3 tane çocukla kalsam... Gerçekten eğer çocuğa da bakacak kimseyi bulamıyorsam ne yapacağımı bir kadın olarak ben de beceremem, ben de bilemem. Bir de eğer problemli bir tipsem, sarhoş olan, saldırgan falan bir tipsem kimse benim çocuğumu da ilgilenmek istemez. Uzaklaşırlar benden. Sen de bakamadın, aç kaldılar kuvvetle muhtemel. Sen onlara ne pişireceksin de, ne yedireceksin, üstlerini nasıl yıkayacaksın? Altları belki bezli olmak durumunda olan çocuklar.
Sen evet. geldin işten bulamadın mı Serdar'ı? O yüzden mi bu kadar çaresiz kaldın? Çaresizlik yani... Çok kötü bir şey. Ben seni anlıyorum. Bunu tarif etmek mümkün değil. Ancak yaşamak gerekiyor. Bak ben de bakamam evet. Seyfi abi. Evet. Ben de bakamam 3 tane çocuğa yani. Doğrudur. Çalışırken tek başıma nasıl bakayım 3, 4, 5 bir de eğer ekmek de getirmem gerekiyorsa onlara. Evin temizliği var, yemeği var. Kimse bakamaz. Sen nasıl bakacaktın ki? O yüzden sen de işe gittin, para getirmek zorundaydın. Bir de çocukların karnını da doyurmak zorundasın. Kadın gitmiş. Doğru söylüyorsun. Ya sen eve gittiğinde çocuğu mu bulamadın? Müge Hanım, bak buna tüm samimiyetimle söylüyorum. Bu çocuk İzmit Fuarı'na terk edildi. Benim tarafım. Bakın bu... yani siz beni öldürseniz de bu çocuk İzmit Fuarı'na benim tarafımdan terk edildi. Niye o zaman hiç İzmit Fuarı'nda evet. bir çocuk terki yok? Niye i̇şte, bununla ilgili herhangi bir bilgi yok? Ne oldu senin çocuğun orada? İşte onun akıbetini, orasını o gün sağlıklı bir şekilde düşünemedim. Bugün... Bugün ama bugün yani bugün o bir kayıt olurdu, bir gazete küpürü i̇şte, olurdu. Bugün pişman mısın? Pişman. Bugün bırakır mıyım? Bırakmam. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Etlik patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum.